Traveler yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde demiştim devamını istiyorsanız belirtin diye. Artık mikrofonumuz Allah ne verdiyse kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan kötü de olsa anlaşılsın. Bu bölümde ne yapacağız? Sağ, sola, Q ve E tuşlarına bakarak sağ ve sola bakmayı yapacağız. FPS oyunlarından alışık olduğumuz bir sistem, sizin de bileceğiniz gibi. En basit örneğini de PUBG'yi de verebilirim. Hepiniz oynamışsınızdır. Q ve E'ye bastığınızda karakter şöyle gelir. Bir sağa bakar, bir de sola bakabilirsiniz. Bunu oyunumuza oturtacağız. Geçenki videoda mouse'luk kodunu yazmıştık. Onun üstünden ilerleyeceğiz. Şu da var. Bundan sonra da eğilme ve koşma sistemi var. Stamina'ya bağlı olarak koşma sistemi var. Bunların da gelmesini istiyorsanız videoya bir 100 like patlatırsanız hoş olur. Bugüne kadar hiç like herhangi bir şey istemedim. Ama bir de biz o topa girelim, bir de biz deneyelim. 100 like geldi mi eğilmesinden koşmasına kadar hepsini tek tek yapacağım. İkinci bölümde de sağa sola bakmayı getirelim dedik. Şimdi kodumuzu geldik. Kamera hareket kodumu yazdıydık. Ben geçenki videoyu izlememiş olanınız vardır diye tekrardan bir oynayayım. Şöyle bir şey yaptıydık. İtler dışarıda havluyor. Aynı bu şekilde yürüyebiliyorduk, zıplayabiliyorduk. Yer çekimi vesaire bizi etki ediyordu. Bunu tabii ileride isterseniz daha da geliştirebiliriz. Ayak sesleridir, farklı materyaller üzerinde olan ayak sesleridir vesaire gelebilir. Şunu da söyleyeyim. Bu FPS kontrolörden sonra güzel bir serimiz var. Eray çok iyi biliyor hangi seri olduğunu diyeyim. Şimdi biz sağ sola bakmayı yapacağız. Ondan önce şu mouse'u bir oyunumuzda kapatalım. Void Start'a cursor.visible eşittir false. Mouse'umuz bir oyunda gözükmesin. Bir de kursorun kilit durumunu, ekranın ortasına kilitleyelim bunu. Cursor.lock mode locked şeklinde değiştirelim. Ondan sonracıma bizim kamera kodumuzu aşağı atıp hemen kodumuza geçelim. Şimdi yukarıda şurada önce public transform'dan bizim linear adında bir transform belirleyeceğiz. Şimdi göstereceğim onu. Bir tane public float zrot belirteceğiz. Bir tane de bool is rotating belirteceğiz. Şimdi oyuna gelelim. Bu linear nedir onu bir göstereyim. Player'a sağa tıklayıp boş bir obje açıyorum. Buna linear diyorum ve pozisyonunu y'de -0.45'e koyuyorum. Çok fark etmez yeri. Kamerayı bunun child'ı yapıyorum. Ve linear'ı z ekseninde döndürdüğümde göreceksiniz ki bu lean yani sağa sola bakma işlemini gerçekleştiriyor. Benim yapmam gereken bunu döndürmek. Kodda da burada belirttik zaten aşağı iniyorum. İlk önce tuşlarımı belirlemem lazım. K-code. E'ye bastığım zaman şunlar olsun. Şöyle. Heh. Aynı şekilde if input get k kcode nokta q içinde bunlar. Aynı şekilde de if input get k up tuşlar kalktığında da basmayı bıraktığımda da geri dönmesini istiyorum. Q ya da bu işaret ya da alta basılı tutarken 124 yazıyorsunuz numpad'de geliyor. Ya da get k up yazabilirsem hoş olur. K code e diyorum ve parantezimi kapatıyorum şu şekilde. Şimdi e'ye bastığımda z rotumun yani sağ bakışım, sol bakışım, sağ bakışın matif lerp ile yumuşak bir şekilde sağa doğru bakmasını istiyorum. O anki sayımdan x'i 20'ye doğru gitsin. Beşer beşer gitsin. Her saniye. Aynı şekilde buraya da yazıyorum. Eksi 20 değil 20'ye gidecek. Ben test ettiydim. 20 ideal. Siz azaltarak daha az bakmasını, artırarak daha çok bakmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemler gerçekleşirken is rotating de true olmak zorunda. Aynı şekilde aşağıya da is rotating'i true yapmamız lazım. Şimdi şu şekilde ben bir oynayıp göstereyim.
Şu anda kameramda kodum var. Sağ altta Z rota bakarsanız şöyle. Şu an 0. E'ye basılı tutuyorum. Eksi 20'ye gitti. Q'ya basılı tutuyorum. Artı 20'ye gitti. Ama ortaya gelmiyor gördüğünüz gibi. Ben bastığım zaman ilerliyor. Onu da tuşları bıraktığım zaman is rotating'i false yaparak yapacağım. Tabii bu tek başına yetmez. Is rotating false olduğunda ne olması lazım? Eğer is rotating false ise z rotamın gene matflörpten şu anki pozisyonundan 0,0 f'e gelmesi lazım. Time delta time saniyede 5 kademeyle. Tabii gene göstereyim ben sayılar üstünden. Çekiyoruz değil mi videoyu çekelim. Sağa döndüğümde eksi 20 bıraktığımda sıfıra geliyor. Sola döndüğümde de artı 20 bıraktığımda sıfıra geliyor. Tabii bunu oyuna etki etmesi lazım. Onun için de linear'ıma gidip bunun lokal rotasyonunu kuaternyon Euler şeklinde biliyorsunuz rotasyonları kuaternyon class'ı çalıştırıyor. 0, 0 ve z rot olarak ayarlıyorum. Onun dışında da yapmam gereken bir şey yok. Buraya region, kamera, din deyip aynı şekilde burada da end region deyip kapatıyorum. Burada da gerekli işlemlerimizi yaptık. Oyuna gelelim. Linear'a bizim şu linear yaptıydık onu atalım ve oyunumuzu oynayalım. Gördüğünüz gibi önümde bir duvar var. E'ye basıyorum. Ve karakterim sağa bakıyor. Bir de gelip Q'ya basıyorum. Sola bakıyor. Şimdi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir problem yok. Ama bunu yaparken karakterin belki hareket etmesini istemiyorsunuzdur. Bakın hareket edebiliyorum. Bunun için Player Controller'a girip Player Controller'da önceki derste yazdığımız Controller'da bir bool açmanız lazım. Public bool can move adı altında bir bool. Hareket edip edemeyeceğimizi bize belirtecek. Bunu da nasıl belirtecek? Şu şekilde. Eğer can move true ise controller nokta move bu kadar. Eğer hareket edebiliyorsam move vektörümde hareketime izin ver. Edemiyorsam izin verme. Mouse'luk'a da bunu nasıl yazarsınız? Şurada referans vermeniz gerekecek. Public Player Controller Player Script adı altında. Kamera lean'de get key e ise nerede? Adı Player Script nokta can move eşittir false. Aynı şekilde burada da Player Script nokta can move eşittir false. Aynı şekilde burada da Player script nokta can move eşittir true. Tuşu bıraktığım zaman hareket edebilirim. Tekrardan geri geliyorum. Buraya referans atmam gerekecek. Bunu boş bırakırsanız hata verir. Player'ımı tutup buraya sürüklüyorum ve oynuyorum. Bakın. Bastığım zaman şu an hareket edemiyorum. Bıraktığımda hareket edebilir hale geliyorum. Gördüğünüz gibi sağa sola bakarken o karakterim duruyor. Bu havada da olur ama gene hareket edemezsiniz. Kafanızı sola çevirip sonuçta zıplayabilirsiniz aslında. Gerçekçi. Mesela şuradan bakmak istiyorum. Tabii öyle olmaz. Şöyle bakabilirim. Tabii bu açılarda değil de. Şurada falan şöyle bakıp mesela ateş ediyorum diyelim. Karakterin önüne bir tane küp koyarsak. Silah şeyi gibi. Silahmış gibi dursun. Uzatalım. Biraz da düzgün açı verelim. Anında şu şekilde. Şu an ateş edemiyorum oraya. Döndüğüm zaman tık 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 ateşimi ettim ve geri geldim gibi düşünebilirsiniz. Bu sistem bu kadardı. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi eğilmeydi, zıplamaydı, koşmaydı, bilmem neydi. Zıplama zaten yaptık. Hepsi isterseniz gelecek. 50 like dedik. Artık 50 de gelsin bir zahmet. Kodları da açıklamada bulamazsınız. Geliştirici olmanız gerekiyor. Katıl butonuna basarak geliştirici olabilirsiniz. Bu sayede Discord sunucumuza gelip Discord sunucumuzda ders dosyaları
kısmına erişim sağlayacaksınız. Burada Rust benzeri build sistemi, şifreli kapı, Inspect Manager, Checkpoint sistemi ve FPS Controller. Geçenki dersten gelen kodlarda erişime açık. Geliştirici olduğunuz anda hepsini indirip kullanabilirsiniz. Bu kadar. Umarım işinize yarar. O zaman bir sonraki derse kadar hoşça kalın. İyi geliştirmeler.